Erzurum'un köşe bucak gezmeye devam ediyoruz demiştik. Aynı şeyi söylüyoruz. Halen daha geziyoruz. Bir türlü durmak bilmedik. İnşallah bu gezilerimiz hep de devam edecek. Şimdi Erzurum'da böbrek taşı rahatsızlığı olanlar bilirler. Kevgiri köyü vardır. Kevgiri köyünde bir su vardır. Oraya doğru giderler. Oradan o sudan içerler. Sonra da yamaca yokuşa çıkmaya başlarlar. Dedik ki sizlere bu Kevgiri'yi anlatalım. Ama Kevgiri'ye gelirken bir başka nokta daha var. Orası dikkatimizi çekti. Orayı da sizlere anlatmak istedik. Şimdi Erzurum bitki çeşitliliği bakımından da çok zengin bir coğrafya. Ama biz bundan yetersiye faydalanamıyoruz. Şimdi yanımda bir sürü bitki var. Mesela şurada baktığınız zaman papatyalar şimdi kurumuş gitmişler. Hemen yan tarafta kara kuşburnu dediğimiz kuşburnu çeşidi var ki kuşburnunun hem üst tarafındaki şu yemişleri hem de bunun kök tarafındaki bölümler yani şu bildiğiniz kökler temizlenip parçalanmak suretiyle bu şekilde demliklere atılır, kaynatılır. Bir de içine karanfil atarsanız çok iyi bir çay olur. Eskiden çay zenginliği çok daha fazlaydı. Bugün aktarlardan alabildiğince çeşide sahibiz. Onlardan bir sürü çeşit bulabiliyoruz ama eskisi kadar sağlıklı değiliz. Eski insanlar sağlıklarını buna borçluydular. Şimdi dedik ki geliyordular kuşburnunun kökünden bile bir çay yapma zekasını geliştirmişler. Adamlar onu bile kullanmışlar. Böyle bir nimetten faydalanmak istemişler. Dedim ya bu bir çay aslında. Elimde kuşburnular var. Burada çok fazla kara kuşburnu var. Kara kuşburnu çeşidi de bu anlamda aktarlarımızda aslında yer alabilir. Ya da halkımız zaten gelip bunları bulabiliyorlar. Bunlardan da istifade ediyorlar. Tadı biraz acıdır ancak aslında kök boya olarak da kullanılabilecek bir aroması vardır. Yine başka çiçeklerimiz vardır. Civan perçemine baktığımız zaman onu da burada bulabiliyoruz. Özellikle gripin çok fazla olduğu bu şehirde Allah-u Teala aslında bütün pan zehirleri de öyle diyelim bütün ilaçları da tabiatta bizlere sunmuş. Fakat biz bir türlü bunlardan faydalanmayı beceremiyoruz. Az yukarıya çıktığım zaman da orada başka bir bitki çeşitliliği göstereceğim. Buraya 2-3 sene önce başka bir amaçla gelmiştim. Yine buraları gezmek için gelmiştim. Burada çok doğal bir kekik türü daha tespit ettim. Bildiğim kadarıyla 12 çeşit kekik vardır Anadolu'da. Bunlardan esmer hatta mor diyeyim bu tarzda bir kekiğimiz daha var. Onu da burada çok fazla bulabilirsiniz. Geçen sene bu sağlık programlarını izleyenler iyi bilirler. Çeşitli doktorlar tıbbi yöntemlerin yanında doğal yöntemler de söylüyorlar ve bir altın otundan bahsettiler. Altın otu öyle faydalı, altın otu böyle faydalı dediler. Altın otu Erzurum'da aktarlarla geldi. Şimdi ben de dedim ki daha önce Erzurum'un dağı taşı altın otu dolu. Ama bir türlü biz bundan faydalanamıyoruz. Buraya doğru çıktığım zaman burada hemen yerden bir altın otu alıp sizlere gösterebilirim. Altın otu Erzurum'un her tarafında var. Yine civan perçemi dediğimiz ot da hemen yanında duruyor. Bunlar da dedim ya farklı hastalıklar için birer şifa. Ancak biz bunlardan istifade edemiyoruz. Mesela bunu Erzurum'un dedim ya her tarafında bulabiliyorsunuz. Çok yaygın olan bir bitki. Bu bitkiyi toplayıp Türkiye dışına da yani işte Türkiye'de de Türkiye'nin çeşitli yerlerine şehir dışına da rahatlıkla pazarlama imkanımız var. Fakat ne hikmettir bir türlü yapamıyoruz. Şimdi dedik ki bitkilerimiz var, kara kuşburnumuz var, kuşburnumuz var. Bunların kökünden ayrı bir çay, meyvesinden ayrı bir marmelat yapıyoruz. Aynı zamanda kara kuşburnuyu
ıhlamuru kaynatırken içerisine atmak suretiyle onlara da zenginlik katabiliyoruz. Onları da kullanabiliyoruz. Onun yanında altın otumuz, kekiğimiz ve birçok bitki türümüz burada mevcut. Burası sadece kısıtlı bir alan. Erzurum'un geniş bir coğrafyası olduğunu göz önünde bulundurursak, Erzurum'da sayılamayacak çok bitki türü var. Bunları da bulmamız, incelememiz ve Erzurum açısından nasıl değerlendirebileceğimizi düşünmemiz lazım. Biraz araştırma yapmamız lazım. Bu anlamda gerek üniversite hocalarına gerekse bizlere çok fazla iş düşüyor. Buradan Kevgiri'ye doğru yola koyuluyoruz. Şimdi oradan geldik, dedik ki Kevgiri suyu var. Kevgiri suyunu insanlar şifa bulmak için kullanırlar. Gelirler buraya. Burada bir su kaynağımız var. Buradaki sudan içerler. Bekler içerler. Ondan sonra da buradan yukarıya doğru çıkmak suretiyle böbrek taşı düşürmeye çalışırlar. Burada son derece kükürtlü ama soğuk bir su var. Hani her zaman size kükürtlü suları gösterdik. Dedik ki sıcak su kaynaklarımız bu sefer şifa olma özelliğine sahip olan bir başka suyumuzu gösteriyoruz. O da Kevgiri suyu. Kevgiri suyu dediğimiz zaman dedik ya, insanımız özellikle buraya böbrek taşı için geliyor. Geçen sene bir programda bundan bahsettim. Dedim ki tıp tarafından kesin olarak belirlenmemiş bir şey. Sonuçta tıbbi bir çalışma gerekiyor. Bu tarz şeyleri dedim çok fazla da tasvip etmiyorum dedim. Bir vatandaşımız telefonla bağlandı programa. Dedi ki hocam biz araştırdık, bilmem şöyle yaptık böyle yaptık, bayağı bir sıkıntı yaşamışlar eşinin böbrek taşı yüzünden. Ve böbrek taşı rahatsızlıklarının çeşitliliklerini söyledi. Sadece bir çeşidine bu tarz şifa bulunamıyormuş, kırılabiliyormuş. Ancak dedi ben eşimin rahatsızlığını bu şekilde giderdim. Doğru ya da yanlış bir şey diyemem çünkü dediğim gibi tıp açısından ispatlanmış bir durum değil, fakat bu tarz suların da hastalıklara şifa olduğu, hastalıkların iyileştirilmesine çok önemli bir etkiye sahip olduğu halk arasında bilinmekte. Zaten kaplıcalarımıza baktığımız zaman, kaplıca sularına baktığımız zaman onların bir yıkanmalık, bir de içmelik olduğunu görürüz. Bazen kaplıcalara gittiğimiz zaman kaplıcalarda çeşmeden de ayrıca bir su verildiğini görürüz. Orada o sudan da içilir. İnsanlar gelirler, kavanozlarla sular getirir. Kavanozlar getirir, o sudan alır, evlerine de götürür, içerler. Ki zaten dedim ya, bizim Erzurum tarafında kaplıca turizmi hemen hemen hiç kullanılmıyor. Yani insanlarımız, yaptığımız araştırmalar, anketlere göre araştırmalarımız, çalışmalarımız Erzurum insanının kaplıcaları sadece hamam olarak kullandığını gösterdi. Biz diyoruz ki bu nimetten faydalanmayı bilelim. Bu nimeti Erzurum açısından daha farklı değerlendirelim. Bu anlamda üniversiteye çok ciddi bir rol düşüyor. Üniversite hocalarımız bu suları incelemeli, hastalıklara şifa olup olmayacağını iyi bir şekilde süzgeçlemeli ve o şifa olma özelliğine sahipse eğer bu suları insanlara bir şekilde vermeli ya da bunların hastalıklara şifa olma özelliği varsa, kaplıcalarımızı nasıl kullanmamız gerekiyorsa bilimsel bilgilerle, bilimsel çalışmalarla halka yol göstermesi gerekiyor. Bu anlamda bunu bir vatandaş olarak benim değil, bir başkasının değil, en yetkili ağızların yani üniversite hocalarının anlatması gerekiyor. Şimdi dedik ki orada kare şeklinde yapılmış ya da dikdörtgen şeklinde yapılmış iki tane kuyu var. Üst taraftan ve alt taraftan geliyor. İki kademede içiliyor. Orada genellikle eğilip içmek ya da eliyle ya da bir maşrapa, bardak, bunun gibi bir materyalle alıyorlar. Bir de burada çok cılız bir suyumuz var. Buradan şişelere doldurmak suretiyle insanlarımız buradan suyu
götürüp evlerinde de içiyorlar. Yalnız bu suyun bir özelliği var. Bu su çok fazla dayanmıyor. Yani buradan doldurduysanız onu en azından o akşama kadar bitirmeniz gerekiyor. Çünkü kaldıkça sarımsı bir renk alıyor. İyice kahverengiye doğru dönüşüyor sonraki süreçte. Bu anlamda baktığımız zaman çabuk tüketilmesi daha iyi olur. Şifa olma özelliği var mı yok mu dedim ya, çok fazla bir şey diyemiyorum ama gelip buraya insanlarımızın buradan şifa umduklarını söylüyoruz. Karşı tarafta da bir ufak havuz gibi bir su birikintisi var. Oraya geçelim isterseniz. Orayı da sizlere gösterelim. Çünkü insanlarımız gelip orada da yıkanma ihtiyacı hissediyorlar. O şekilde de bir şifa arıyorlar. Şimdi Çat yoluna doğru çıkarsınız. Teke Deresi'ne varmadan bir yol ayrımı vardır. Stabilize bir yolu takip edersiniz ve Kevgiri Köyü'ne girirsiniz. Dağların arasında kıvrımlı bir yol sizi getirir buraya kadar. O kadar dağın, o kadar vadinin arasından geçtikten sonra ister istemez gün burada biraz daha çabuk kararıyor. Çünkü hemen arkamda görüyorsunuz dağları. Normalde batı tarafımız orası oluyor ama hemen karşı cephede dağlar olduğu için ışıktan çok fazla yararlanamıyoruz. O yüzden biz de biraz karanlığa kaldık bu anlamda. Dedik ki Kevgiri'ye geldiniz. Kevgiri'de suyunuzu içtiniz. Dağa tırmandınız. Bazıları da şifa bulmak amacıyla geldiğinde burada kaynayan, arkamda kaynayan ufak su birikintisinde banyo yapma ihtiyacı duyarlar. Buranın da başka hastalıklara şifa olduğu yönünde söylentiler var. Özellikle cilt hastalıklarına şifa olduğu şeklinde bir söylenti var. Buraya gelmek suretiyle erkekler genelde buradan istifade edebiliyorlar. Onlar da hastalıklarından şifa, hastalıklarını arınmaya, şifalarını bulmaya çalışıyorlar. Bu anlamda dedik ya, Erzurum'da çok ciddi bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek lazım. Ve bu vesileyle de Erzurum'un gerek sağlığına, gerek turizmine, gerek sağlık turizmine ve kaplıca turizmine, gerek tarih turizmine, gerek kış turizmine, yani Erzurum'un bu anlamda birçok alanına hitap etmemiz lazım. Erzurum'daki turizm potansiyelini değerlendirmemiz lazım. Tıp fakültemiz var. Onlarca profesörümüz var. Onlarca doçentimiz var. Belki yüzlercedir, bilemiyorum. Yardımcı doçentlerimizi falan da dahil edersek çok ciddi bir sağlık alanında hoca potansiyelimiz var. Erzurum'da Turizm Meslek Yüksekokulu var. Aslında bunları bir araya getirme ihtiyacımız var ve inşallah belediyemiz, valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz bir şeyler yapar. Erzurum'un sağlık, turizm ve diğer alanlardaki gelişmelerinin yanına turizm potansiyelini bu kadar geniş bir çerçeveyle verebilir. Geçen çekimlerimizden birinde diyeyim, biz Köse Mehmet Köyü'nün oradaydık. Köse Mehmet Köyü'nün oradaki kaplıcaları anlattık. Oradaki bataklığın aslında çok ciddi bir kuş potansiyeline sahip olduğunu da orada söyleyecektik. O yine bir karanlık esnasına geldiği için daha fazla oyalanmayalım diye acele ederken söylemeyi unuttuk. Erzurum'da 200 küsür çeşit de kuş var. 260 küsür çeşit olduğunu biliyorum ben. Bu anlamda dünyanın en pahalı turizmlerinden birisi olan kuş gözlem turizmini de canlandırmamız lazım. Hayvancılık deseniz, biraz önce köye gelirken bir sürü küçük baş hayvan gördük, büyük baş hayvan gördük. Bölgenin zaten Anadolu anlamında en önde gelen büyük baş hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu göz önüne bulundurursak çok ciddi bir şekilde Erzurum'u kalkındırabilecek hamlelerin burada yapılabileceğini söyleyebiliriz. Yeter ki biraz bu konuda gayretli olalım ve ben buraya kadar geldim, bu soğuk yedim, suyumu içtim. İnşallah böbrek rahatsızlığı kapmadan buradan gidebilirim.
Bir başka programımıza kadar ben müsaadenizi isteyeceğim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Dibi süpürlenir mi? Oğlan da gel pencereye. Köp içinde yar sever. Didün dün dün beriye. Mendili kirlenir mi? Dolan da gel pencereye. Köp içinde yar sever. Didün dün dün beriye. Mendili kirlenir mi? Oğlan da gel pencereye. Pencereye bülbül güle ah eder didün dün dün beriye benden azdı yarime dolan da gel pencereye bülbül güle ah eder didün dün dün beriye benden azdı yarime oğlan da gel pencereye. Sürüsünden fayda yok didün dün dün beriye yaktı beni birisi dolan da gel pencereye sürüsünden fayda yok didün dün dün beriye yaktı beni birisi oğlan da gel pencereye oğlan da gel pencereye dolan da gel pencereye.